Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir Fatih Hoca ile Gerçek Evlilik bölümünde yine birlikteyiz. Kemal ve Neriman'ın ilişkisini analiz etmeye ve bu ilişkinin şahsında genel anlamda ilişkilerdeki sorunları ele alıp onlara çözümler arayışına devam edeceğiz. Bakalım bu hafta Kemal ve Neriman bize hangi sorunlarıyla gelecekler, hangi problemleri dile getirecekler, evliliklerinin röntgenlerini çekeceğiz, sorunların kaynaklarını tespit edip hep birlikte çözümlerimizi paylaşacağız. Günaydın. Hayırdır, ne düşünüyorsun? Hiç. Çocuklar daha uyanmadı mı? Yok. Neriman, diyorum ki bak hava çok güzel ha? Bir dışarı mı çıksa şöyle gezsek? Hayret. Genelde benden gelirdi bu teklif. Ne var canım, bu sefer de benden gelsin işte. Bayağı keyfin yerinde. Senin keyfin yerinde değil mi? Bilmem. Nasıl bilmem ya, sen demiyor muydun? Kemal, biz hiç dışarı çıkmıyoruz. Ha? Gezip tozmuyoruz, eğlenmiyoruz diye. Diyordum da yani. D'sini anlamadım şu an. Sen neyi dert ediyorsun kendine? Kemal var ya, sadece yani şaşırıyorum sana. Neye şaşırıyorsun? Ya dün gece olup biten onca şeyden sonra şu halini görünce şaşırıyorum işte. Ne olmuş dün gece Neriman? Ne oldu? Bana mı soruyorsun sen bunu ya? O kadar ettiğin hakareti, küfrü unuttun mu Kemal? Ya dün gece çok sinirliydim. Bir şey, o kadar laf edecek ne vardı ben anlamıyorum ki ya. Suçum ne? Hı? Çorbayı fazla ısıtmışım. Ya Allah Allah, ağzım yandı Neriman. Biliyorsun sıcak çorba içemiyorum. O kadar laf etmen normal miydi ya? O kadar küfretmen, hakaret etmen. Ya Neriman, niye şimdi bu konuyu açıyorsun? Gece biraz dellendim, söylendim işte. Dellendin, böyle hakaret edince geçti değil mi? Bak Neriman, benim dün böyle patronumla biraz sıkıntılar yaşadım ben. Tamam mı? Böyle bir karşı karşıya geldik. Biraz gergindim. Hı. Yani gece de akşam da böyle çorba böyle ağzımı yakınca patladım işte. Ha sen şey, patronuna sinirlendin. Sonra geldin, sinirini benden çıkardın öyle mi? Yani tam orası öyle değil de işte sen de biraz alttan alsan ne olur ki, anlamıyorum yani. Zaten yorgun argın geliyoruz eve. Ha, sineye çekeyim ben her şeyi. Onu istiyorsun sen. Öyle onca hakareti unutayım ben. Yutayım. Yutma Neriman. Sen hiçbir şey yutma. Sen böyle diline dola dur her gün. Ya, dilime doladığım falan yok da yani. Ya, dün gece o kadar kırıp üzdükten sonra şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranman da ne bileyim Kemal ya. Ya ne yapayım şimdi, sabahta mı kavga edelim, anlamadım. Öyle bir şey demedim. Sen var ya bak, ne istediğini bilmiyorsun ha. Vallahi. Bir şey demedim ya. Yani senin sorun ne biliyor musun? Sen mutlu olmayı bilmeyen birisin. Allah Allah ya, mutlu olmayı bilmemek ne demek ki? Ya kocan sana diyor ki, bak ne güzel dışarı, havası güzel. Hava da güzel, dışarı çıkartacağım seni diyor. Yok ya, hep bir sorun. Ya bir sorun diyorsun da yani. Ya bu bir kereye mahsus bir şey olsa tamam, sesimi çıkarmazdım da. Hep oluyor. Ya abartma Neriman. Ya abartmıyorum. Allah. Ha devamlı hakaret ediyorsun, küfür ediyorsun bana. Yahu Nerimancığım, sadece biraz tartıştık. Sen bunu gece niye büyütüyorsun bu kadar, onu anlamadım yani. Büyütmüyorum. Yani o kadar yıkıyorsun böyle, tamam mı? Sonrasında da böyle hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Bak Neriman, ben biraz evet gece bağırmış olabilirim ama bak benim gerçekten kalbimde kötülük yok ya. Ya biraz yorgun argın geliyoruz, biraz sesim yüksek çıktı. Ben bir kere pat yani bağırmayınca açılamıyorum ki bir de. Öyle bir sorunum var benim. O bağırdığında da kırdığında da yani toparlamasını bilmiyorsun Kemal. Sıkıntı bu. Niye mi? Rahatlatacağım mı seni? Ne yapacağım yani? Ha evet. Tabii. Allah Allah. Rahatlamak için beni kullanamazsın sen, tamam mı? Ben senin stres topun değilim. Ne? Kız o nasıl laf öyle? Stres topu ne? Ne diyorsun ya? Rahatlamak için beni eziyorsun ya. Ya kimi ezeyim?
Egonu ez mesela. Neriman. Ne? Bağırıp durma ya. Ya bağırtma. Ver şu gazetemi. Tamam ver. Al. Susatacağım sana. Hocam ya. Sürekli hakarete uğruyorum ya. Sürekli hakaret ediyor bana. Ağza alınmayacak şeyler söylüyor ya. Duysanız yani inanamazsınız öyle şeyler. Ben utanıyorum yani. Ha bu bununla da kalmıyor. Böyle ertesi sabahta hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Hiçbir şey olmamış. Her şey güllük gülistanlık. Ya vallahi bir şey yapıyorum yani konu komşu gelecek bir gün kapıya diye utanıyorum hocam ya. Bağırıyor evde görseniz yani yakıp yıkıyor atıyor bir şeyler fırlatıyor falan. Ya ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum hocam ya. Babamın evinde ayrı yaşadım. Buraya geldim ayrı yaşıyorum. Ben bu normal bir şey değil hocam ya. Normal bir şey normalleştirmesin yani bunu. Öyle bilmiyorum artık hocam ne denir. Vallahi hocam yani benim anlamadığım şu. Ben evde karıma konuşmayacağım da kime konuşacağım? Ben işten yorgun argın geliyorum. Patronla tartışmışım zaten. Beni dinleyecek karım var. Ben kimi? Karımla konuşmayacağım da kimle konuşacağım? Sesim biraz yükseldiyse de yükselmiştir. Ama yani bu hakaret ettiğim anlamına gelmiyor ki. Baba evinde gömmüş. Ben onu baba evinden kurtardım ya. Daha ne olsun yani? Geldi bizim ev. Bak babasının evinde görmediklerini bizim evde görüyor hocam. Bu çok önemli bir şey yani. Ben ne bağırmışım ki? Ben sesimi fazla da yükseltmem. O gün çok gergindim. Sabahına da hani böyle bir şey olmamış gibi kalktım ki. Hani güzel uyanalım. Gezmeye de çıkarmak istedim. Ama yok. Dinleyen hocam, yok ki. Hocam bu bir kereye mahsus bir şey olsa tamam. Hani tamam hadi alttan alayım. Bir şey yok yani tamam. Hani onu idare ederim ama yani bu devamlı olan bir şey. Hiç o şey yapma yani. Sürekli olan bir şeyden bahsediyoruz. Sürekli benim hakarete uğramamdan, sürekli küfretmesinden bahsediyoruz. Ya neyi kurtardın? Acaba sen hocam normal hoş bir konuşma tarzıma Allah aşkına. Burada abartma var. Kesinlikle abartma var hocam. Yani bir gün evimizi davet edelim isterseniz. Ben öyle söyleyebilirim ancak. Ne burada şu an kendimi böyle savunabilirim. Çünkü şu an ağır itama maruz kalıyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum hocam. Hocam üste çıkıyor. Her zamanki gibi üste çıkıyor. Kadın beyni ve erkek beyni. Ya da şöyle mi desek? Kadın kalbi ve erkek kalbi. Kadının kalbi kristal bir vazo gibi. Erkeğin kalbi biraz daha süngerimsi desek yanlış olmaz. Kadın kalbi çabuk kırılır ve geç toparlanır. Kemal. Kendi modelin üzerinden eğer karşındakini değerlendirirsen sıkıntı var. Onun senden ayrı bir birey olduğunu, farklı bir geçmişten geldiğini artık anlamanın zamanı geldi de geçti bile. Senin kadar vurdum duymaz, biraz amiyane bir tabir olacak değil. Daha hassas, daha kırılgan ve kırıldı mı toparlanması daha uzun zaman alıyor. Hele de sen onun toparlanmasına yardımcı olmuyorsan, o dokunuşlarınla onun o iyileşme sürecine destek olmuyorsan, üstüne üstlük bir de hadi canım geçti bitti bırak tavırlarıyla o yaraya bir de tuz biber ekiyorsan Neriman nasıl toparlasın? Nasıl geride bıraksın? Nasıl yoluna devam etsin hiçbir şey olmamış gibi? Bu erkeklerin yaptığı en büyük hatadır. Kendileri üzerinden değerlendirirler kadınları. Hoş. Kadınlar da erkeklerden çok farklı değil bu anlamda. Onlar da kendi modelleri üzerinden erkekleri değerlendirirler. Zannederler ki erkekler bizim kadar hassas, bizim kadar duyarlı. Dolayısıyla nasıl olur da beni anlamaz?
Nasıl olur da beni hissetmez? Şaşkınlığı içerisindedir. Çoğu zaman kadınlar öyle değil mi Neriman? Ama erkekler öyle değil. Erkeğin tasarımı ile kadının tasarımı birbirinden çok farklı. Ha, erkek yaralanmıyor mu? Yaralanıyor. Daha derinden, daha sessiz. Erkeklerin ortalama yaşam süresi kadınlara kıyasla 6 ila 8 yıl daha kısadır. Neden erkekler bu dünyadan erkenden tahliye olup gidiyorlar? İşte bu hayat boyunca derin yaralar zaman içerisinde birikiyor ve onları alıp götürüyoruz. Ve işin ilginç yanı şu. Eşler birbirlerini yaralayabiliyorlar. Olabilir, birlikte yaşamanın getirdiği kaçınılmaz bir sonuç. Sonuçta kalabalık bir ortamda farkında olmadan birilerine dirsek atabiliyorsun, ayağına basabiliyorsun vesaire. Ama bu yaraların iyileşebilmesi için erkeğin kadına dokunması gerekiyor. Kadının da erkeğe. Erkek kadına dokunduğunda oksitosin hormonu salgılanır. Oksitosin hormonu beyin hücrelerini ve hücre arası bağlantıları yenileyici bir hormondur. Evet. O kalpteki çatlaklar ancak senin dokunuşunla iyileşebiliyor Kemal. Eğer istiyorsan Neriman bir an önce toparlansın ve devam edelim hayatımıza, bu dokunuşlara ihtiyacı var Neriman'ın. Aynı şey Neriman Kemal için de geçerli. O kuyruğu dik tutuyor. Acımadı ki diyor. Belki gerçekten de hissetmiyor. Ama onun da yaralarının iyileşebilmesi için senin ona dokunuşuna ihtiyacı var. Yapılan çalışmalar eşler arası ilişkinin kaliteli, nitelikli olduğu birlikteliklerin yaşayan çiftlerin ortalama yaşam sürelerinin diğerlerine kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurma sıklıklarının diğer çiftlere kıyasla daha az olduğunu ortaya koyuyor. Siz birbirinizin devasısınız. Evet, birbirinizin derdisiniz aynı zamanda. Ama aynı zamanda da devasısınız. Eğer kırmayı engelleyemiyorsan, incitmeyi, yaralamayı durduramıyorsan, hiç değilse iyileştirme konusunda, düzeltme konusunda birazcık çaba sarf et. Ha? Yarım elma, gönül alma demişler. Kaldı ki çok da fazla bir şey istemiyor senden. Bir bakış, bir dokunuş, bir söylem yeterli. Beyin hemen oksitosin salgılamaya başlıyor. Hani ağaçlarda herhangi bir darbeye bağlı olarak bir zedelenme olduğunda çam sakızı diye tanımladığımız çam ağaçlarında o salgı salgılanır ya, hemen yarayı kaplar ve kısa bir süre içerisinde o yara iyileşir. Antiseptik özelliği vardır o salgının. Aynı şekilde senin bir dokunuşunla beraber o da çabucak iyileşecektir. Lütfen bu konularda biraz daha hassas olalım. Birbirimizi anlayalım, birbirimizi hissedelim, birbirimize dokunalım. Hatta dokunmak için yaralanmaları da beklemeyelim. Böylelikle ilişkinizin bağışıklık sistemi her zaman zinde, her zaman güçlü olacak ve ufak tefek yaralanmalar kendi süreci içerisinde çözülür. Kemal. Efendim Neriman. Hani az önce bir yere gidelim diyordun ya. Evet. Annemi götürsen sen beni. Vallahi bir pazarım var. Anneni de geçiremem Neriman. Kusura bakma. Hadi ya. Vallahi içim daraldı. Hiç kusura bakma. Böyle gazetemi okumak daha keyifli. Kemal.
var ya, gitgide babana benziyorsun. Ne alaka şimdi? Öyle işte. Baban da böyle annenin hiçbir dediğini yapmıyormuş ya. Sen benim rahmetli babam hakkında doğru konuş istersen. Ya sen demiyor muydun ya? Annem gün yüzü görmedi diye. Ben dersem derim, o benim babam. Sen konuşamazsın. Sen böyle konuşacağına biraz kendini yetiştir. O ne demek öyle? Diyorum işte, ne adamlar var kapının önüne koyuyorlar. 2 dakikada. Ha. Bekliyordum biliyor musun? Neyi bekliyordun yine? Ablanın boşanma işin benim başıma patlayacağını. Ya ne alakası var? Ablanın kocası boşadı. Ablam benim dört dörtlük kadındı. Ha. Ne oldu? Adamlar kapıya koyuyor işte 2 dakikada. Ablanın hiç suçu yoktu zaten. Hiçbir suçu yoktu tabii. Ne var, evine git bal dök yala. Çocuklara zaten öyle bakıyor. Hele yemekleri. Harika. Bunlar yeterli olmuyormuş demek ki. Sen şimdi benim ablama laf mı söylüyorsun? Ha? Sen daha benim ablamın yaptığı menemenin yanına yaklaşamadın be. Yarışmıyorum ki yakalayayım, yarışayım. Yarışmıyorsun da ben de sana söylüyorum ki kendini ona göre yetiştir işte. Aşkım ya. Yetiştireyim. Kime benzeyeyim acaba? Ha? Ablana mı? Annene mi Kemal? Şimdi anneme mi geçtik? Sıra annemde mi? Revani yaparım, anneminkine benzemez. Bundan sonra menemen yaparım, ablaminkine yetişmez. Sence bir olma ya Neriman. Hı? Geçen ablamlarda yaptığın o içli köftelere ne oldu? Allah'ım ya, annen söyledi değil mi? Hepsi suda boğulmuş. Ne olmuş? Dağılmış işte. Neyse. Boğulmuş mu? Suda dağılmış. Allah'ım, buna güleceğin ne? Ya. Ya sen her gün devam et tamam mı? Beni böyle onlarla çekiştirmeye. Aferin Kemal. Aferin yani. Ya, benim... Ben elimden geleni yapıyorum. Ha. Sen elinden geleni yapmıyorsun. Sen ancak laf ebeliği yapıyorsun. Vallahi yapıyorum ya. Hatta elimden gelenin fazlasını yapıyorum Kemal. Geçen sırf sen seviyorsun diye işkembe bile temizledim ha. Ne var onda ya? Onu benim anacım da temizlerdi. Kokusuna dayanamıyorum biliyorsun. Ah ah anam benim, ah anam. Ne çilelere çekmiş benim güzel anam. Ah. Sen böyle konuştukça var ya hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden. Yalan mı konuşayım? Valla konuş. Biraz da yalan konuş yani. Ben kendim yani böyle birbirimizi kandıramayız. Kusura bakma. Ne kadar zor beğeniyorsun ya. Evet, titiz adamım ben. Mükemmel bir adamsın sen. Mükemmel. Yani mükemmeli bırak da insaflı bir adamım. Sürekli bir kıyaslanma halim var bir de hocam. Yani annesiyle ablası bizim evin içerisinde, inanır mısınız? Vallahi evin içerisine gelmiş karşıma oturmuşlar böyle. Onlarla beraber biz 4 kişi yaşıyoruz hocam. 4 kişi beraber yaşıyoruz aynı evin içerisinde. Sürekli yani evin içinde muhabbeti. Yemek yaparım beğenilmez, anneminkine benzemez. Tatlısını yaparım, ötekine yetişmez, ablaminkine. Sürekli bir kıyas hali var hocam. Giyinirim beğenilmez. Temizlik yaparım, yok olmamış yine. Ay vallahi çocuklarla ilgilenirim, o ayrı. Hiçbir şekilde yaranılmıyor bunlara hocam. Hiçbir şekilde bunların gözüne giremezsiniz. Bunlar var ya bunlar. Anası, bunun ablası, kendisi. Kendileri gibi yetiştirmişler zaten aynı. Ya hocam böyle konuşuyor da ben bunu sizinle konuşmaya bile utanıyorum ya. O benim annem, o benim bacım. Yani evde konuştuğumuz konuya bak, sanki çok kötü bir konu konuşuyoruz. Sanki diğer kadınları konuşuyormuşuz gibi bir problem yaratıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Ne var ya, annemin yemeklerini biraz daha yakınlaşsa, biraz daha öğrense bir şeyler ondan. O onun iyiliği için de kendi de güzel yemek yemek istemez mi? Yani yaptığı 3 yemeğin ikisini yemeden bir tanesi çöpe atıyoruz. Biz boşuna para kazanmıyoruz hocam. Yani eve ekmek getiriyoruz da bu kadar da... Yani Allah'ın nimeti tabii, bir şey de söyleyemem ama yani... Benim anlamadığım şu, ben sadece annem ve ablama örnek gösterirken bir tık onlardan yardım alsın istiyorum. Bu kadar benim derdim. Hocam bence yani hizmetçi almayı düşünmüş bunlar kendilerine. Bunlar böyle mi? Karşılarına ben çıkmışım yani, yapacak bir şey yok yani. Peki. Çünkü yani eşlik durumu bence böyle olmaz. Sizce nasıl olur? Bunlar diyerek benim için konu kapandı zaten hocam.
Bu kadar. Kıyaslama. Ah şu kıyaslamalar. Çok iyi niyetle yapılır bunlar. Anneler çocuklarına yaparlar. Eşler birbirlerine yaparlar. Amirler memurlarına yaparlar. Herkes kıyasıya muhatabını birileriyle kıyaslar. Fakat kıyaslama bir psikolojik şiddet davranışıdır. Biliyor musunuz? Evet. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Hocam ben onun iyiliğini istiyorum. Amacım onun kendini geliştirmesi. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Ne demek istiyor bu sözde? Kişi sadece niyetine bakar. Davranışını, eylem ya da söylemini analiz etmez. Bu söz nereye gidiyor? Bu söz karşısında nasıl bir makez, karşılık buluyor? Nasıl bir etkiye yol açıyor? Bana bakmaz kişi. Sadece kendi niyetine bakar. Ben iyi niyetle söyledim. Pardon da karşıdaki insan yerle yeksan oldu. Kalbi kırıldı, incindi, suçlu hissetti, aşağı hissetti, değersiz hissetti, yaraları kaşındı, tuz basıldı. Sadece niyete bakarak bir eylemimizi ya da söylemimizi değerlendirmek son derece hatalı bir yaklaşımdır. O eylemimizin ve söylemimizin karşı tarafta meydana getireceği etkiyi de hesaba katmamız gerekiyor. Bu düğünlerde hani havaya tabancayla ateş ediyorlar ya, iyi niyetle yapılan bir davranış. Nedir? İşte biz o düğün coşkusunu yaşıyoruz. Tamam da arkadaşım, sıktığın kurşun nereye gidiyor, haberin var mı? Sözler de, eylemler de o tabancadan çıkan kurşun misali. Nereye gidiyor? Evet. Kıyaslamayı kesinlikle iyi niyetli bir eylem olarak kabul etmiyoruz. Annelerin, babaların çocuklarını kıyaslamalarını sağlıklı ve pedagojik anlamda doğru bir eylem olarak görmüyoruz. Hele de eşlerin birbirlerini kıyaslamaları son derece sakıncalı bir tutum. Hani futbolda 9 kusurlu hareket vardır ya, yaptığın zaman hakem hemen düdüğü çalar. Hatta bazen sarı, bazen de kırmızı kart gösterir. İşte kıyaslama o 9 kusurlu hareketten bir tanesi ilişkide. Eğer orada bir hakem olsa, eğer yanında ben olsam o esnada düdüğü çalıverirdim. Hatta belki bir sarı kart bile çıkartabilirdim Kemal. Lütfen. İlişkiye zarar verecek, muhatabını kırıp incitecek tutumlardan lütfen uzak dur. Evet. Ha. Burada Neriman, sana da bir çift sözüm var. Eşin nasıl oluyor da seni bu kadar kolay kıyaslayabiliyor, eleştirebiliyor, suçlayabiliyor? Nerede senin sınırların? Nerede senin kişisel alanın? Nerede sende o doğal öfke olarak tanımladığımız kişisel varlığına yönelik herhangi bir saldırı diyeceğim, kusura bakma, yapıldığında devreye giren erken uyarı sistemi? Niye devreye girmiyor? Niye sistem kendini savunmak üzere organize olmuyor? Burada da bir sıkıntı var. Sınırlarımız olmazsa birey olamayız, yetişkin olamayız. Karşı taraf nerede duracağını bilemez ki. Evet, Kemal'e yükleniyoruz. Kemal lütfen diyoruz. Tamam da, senin çitin yok. Bir sözde ne der? Komşunla iyi geçin. Ama aradaki çiti kaldırma. Neden? Nerede duracağını bilsin adamcağız ya da kadıncağız, her neyse. Lütfen Kemal'e nerede durması gerektiğiyle ilgili yardımcı ol. Çitini çek. Ha kapını koy.
Kilit koymana gerek yok. Bir zil asarsın oraya. Dın dınk çalıverir. Kemal de bilir senin sınırlarına geçtiğini. Sen de anlarsın sınırlarının geçildiğini. Ve herkes ona göre ayağını denk alır. Sınır çok önemlidir. Evlilikte, ilişkilerde sınırların belirsizleşmesi ilişkiyi yıpratan, ilişkiyi tehlikelere açık hale getiren çok önemli unsurlardan bir tanesidir. Bir hücre bile, düşün, onun bile bir çeperi var, bir zarı, bir sınırı var. Ve bu hücrelerin trilyonlarcası bir araya gelerek dokuları ve organizmaları, vücutları, devasa yapıları oluşturuyor. Aynen. Bir ormandaymışçasına kardeşçe ama bir ağaç gibi hür ve özgür dediği gibi şair. Sınırlarımız olmazsa nasıl hür olacağız? Nasıl kendimiz olacağız? O anlamda lütfen sen de sınırlarının farkında ol. Sınır farkındalığı dediğimiz bir olgu var. Sınırlarını bilmen gerekiyor ki bunu karşı tarafa bildirebilesin. Aksi takdirde sadece eşin değil, annen, yarın çocukların, komşuların, sevdiğin insanlar, bir bakarsın o sınırlar ihlal edilmiş ve orada bir yol oluşmuş. Senin arazinden geçiyor. Senin kişiliğinin üzerinden geçiyor insanlar. Nasıl olacak bu iş? Lütfen bu konuda biraz daha duyarlı, biraz daha farkındalıklı olalım. Anlaştık mı? Evde her işi ben yapıyorum. Çok normal. Dışarıda her işi ben yapıyorum. Ama evin işi hiç bitmiyor Kemal ya. Yani dışarıda çakallarla ben uğraşıyorum Neriman. Ama geliyorsun evine akşam dinleniyorsun. Yahu sen de dinlen. Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl dinleneceğim? Büyüğüne ödevini yaptır, küçük kızlarına oyna. Yemekti, çamaşırdı, bulaşıktı. Ne ara? Ben mi yapacağım bunları Neriman? Bunlar senin işin zaten. Allah Allah. Kızlarla ilgilensen biraz. Hiç. Beni o işlere sokma Neriman. Biraz oyalasan, oynasan. Hiç diyorum bak, benlik değil onlar, tamam. Bunlar senin görevi, sen yapacaksın. Çocuklar senden çekiniyor Kemal. Çekinecekler tabii. Ben babalarıyım onların. Ya korkuyorlar hatta. Korkacaklar, korkacaklar. Babalarından korkar çocuklar. Boşver. Ay vallahi var ya. Bir şey denmiyor sana. Cuma günü kızın gösterisi var. Ne gösterisi? Dönem sonra okul müsameresi. İşim var, ben gelemem. Öğretmen yazı göndermiş eve. Anne babalar mutlaka katılsın diyor. İşim var dedim Neriman. Beraber gidelim ya. Yahu çocuklar iki tane şarkı söyleyip iniyorlar aşağı sonra. Geçenkine de gelmedin. Ben kızımı böyle gelir, alırım, öperim onu, yollarım. Sen merak etme. Ya. Kızımız da sevinirdi ya. Ya. Tamam işte dedim ya. Buraya gelecek, öpeceğim, yollayacağım ben onu. Uzatma bu kadar. Şeyi, takside ödedin mi sen? He bak. Öyle bir sıkıntımız var. Ben de sana onu söyleyecektim. Ben bu ayki taksidi veremem. Kim verecek? Ben ne bileyim Neriman. He? Her gün telefonda konuştuğum belki Selvi Hanım verir. Belki sen verirsin. Anneme Selvi Hanım demesen artık ya. Ya o adı Selvi değil mi? Ya kadının yanına da söylüyorsun. Bak alınıyor kadın. Ya niye alınsın? Hanım diyorum işte. Ya ne olurdu ya, anneme götürseydin beni. Ya tamam, o konuyu kapattık Neriman. Aman ya, kapattı konuyu. Sen hiç değişme, tamam mı Kemal? Hep böyle kal. Ya bu niye değişeyim hayatım? Ben değişeyim. Ben kendimi yetiştirmeye çalışayım ama sen hep böyle kal. Sen aynen böyle, hiç değişme. Allah seversen başlama yine. Vallahi başlama ya. Ya bir kere de benim istediğim bir şey olsun ne olur ya. Yapsan ne olur yani? Tamam Neriman. Tamam. Söyle yapacağım istediğini. Tamam. Dalga mı geçiyorsun? Yok, gerçekten ya. Yapacağım. Söyle. Anneme mi götüreceğim? Onu karıştırma, onu söyledik. Hayır. Onu hayır dedik bir kere. Ha, sen ciddiysin. Ama bak biraz daha böyle devam edersen vallahi ya vazgeçeceğim ben şimdi. Tamam, tamam.
Buldum ben. Şey söyleyeyim mi? Ne söyle? Bulaşık makinesi vardı ya şey, beğenmiştim geçen. Ya çok pahalı Nerim onu. Başka bir şey iste ya. Ya ama yapacağım dedin Kemal ya. Hem söylüyorsun hem sonrasında da... Tamam Neriman. Tamam Neriman. Vallahi. Evet alacağım. Alacağım mı? Vallahi ay, alacağım. Vallahi de. Ay vallahi iyiydi. Ay. Masrafa sokuyorsun beni boşuna ya. Bir tanesin sen, bir tane. Ya vallahi şey biliyorsun kötü yıkıyor. Ya tamam. Her neyse ne. Tamam. Allah de benim karnım acıktı. Tamam ne yapayım kocama ben? Ne yapayım kocama? Ne oldu ya? İki dakikada bal oldun ha. Neriman. Ay vallahi alacağım dedin ya, şükrediyorum vallahi kabul ettin diye. Tamam tamam. Şey var mı evde? Ne? Vişne reçeli. Ay yok. Geçen de bitirdin ya. Kesin ablamda vardır kız. Çağırayım mı onları da? Hı? Hadi hadi. Çağır. Sen ne istiyorsun çağırayım? Çağır çağır. Çağır ben... dedin. Özledim ben de. Evet, süper. Mükemmel. Ben şey yapayım. Yemeği hazırlayayım. Tamam. Kahvaltıyı. Ben de, aynen. Arıyorum. Ha, çocuklara da bir bak bakayım. Öğlen oldu ya, dışarısı. Kalksınlar tamam, artık. Tamam hadi bakalım. Hadi. Ve böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik. Fatih Hoca'yla gerçek evlilik bölümünde yine Kemal ve Neriman'ın şahsında sınırlar konusunu ele aldık. Kadın ve erkek kalbinin birbirinden farklılığını ele aldık ve yeni pencereler açtık. Önümüzdeki programımızda yeniden görüşmek üzere hepinize esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla.